Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Güne başlarken devam ediyor. Bu bölüme de haber özetleriyle başlayalım. Gazete manşetleriyle az sonra buradayız. Gazete manşetleriyle devam edelim. Hürriyet gazetesiyle başlayacağız turumuza. Fenerbahçe'ye Avrupa şoku diyor. Dün akşamın en sıcak haberiydi. Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe'nin bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacağını açıkladı. Şampiyonlar Ligi'ne Trabzon alındı diyor haberde. UEFA Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği yazıda açalım. Bunun üzerine savunma avukatı Tayfur'u tanık olarak çağırdı. Savcı Müsager Tayfur'a bu görüntüyü ne diyor taşınmış. Ve dev lige Trabzon diyor, ilk kez gruplarda UEFA acil durum paneli Türkiye Futbol Federasyonu'nun biri bir detaylandıralım istiyoruz. Uzaktan kumandalı bombalar jammerlarla etkisiz haberde. Kanlı taktikleri bu şekilde sıralamış akşam gazetesi. Bir haberi daha aktaracağız. Sivas sanığına DNA'dan teşhis diyor. Adli Tıp Kurumu 18 yıldır Aydın'ın Söke ilçesinde akşam saatlerine başlayan orman yangını yeni doğan beldesinde evleri tehdit etti. Belde sakinleri sabaha kadar tetikteydi. Tedbir amacıyla 100'e yakın ev boşaltıldı. Sırada NTV ekibinin Suriye'den izlenimleri var. Başkent Şam'da ülkenin genelinden daha farklı bir durum var. Diğer bölgelerde muhaliflerin, Şam'daysa Suriye lideri Esad yandaşlarının sese güçlü çıkıyor. Bir kez daha trafikteki son durumu alacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Merkezi'nden Murat Kazanatmaz'dan. Tekrar günaydın Murat, seni dinliyoruz. Kısa bir aranın ardından yayınımız devam ediyor. Küresel ekonomiye yönelik kaygılarla son dönemde rekor üstüne rekor kıran altının onsu son 1,5 yılın en sert günlük düşüşünü yaşadı. 80'li yılların kült filmlerinden Scarface'in oyuncuları yaklaşık 30 yıllara daha sonra yeniden bir araya geldi. Başroldeki 71 yaşındaki Al Pacino filmin hala ilgi görmesinden mutluydu. Güne başlarken kuşağını noktalayalım. Saat başında Haber Merkezi kuşağıyla tekrar birlikteyiz.